Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok gecikmiş ve çok yerinde bir çalışmanın başlangıcını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Buraya bellek sergisi adını vermeyi Sayın Genel Başkanlarımızın takdirleriyle uygun gördük. Bu kapıdan girdikten sonra Kemal Bey'in kirpideki fotoğrafını da, adalet yürüyüşündeki fotoğraflarını kullandığı bazı özel malzemeleri de, yine Sayın rahmetli Cezmi Kartay'ın, Necdet Calp'in resimlerini, anılarını, imzalarını da, Sayın Karayalçın'ı da, Sayın Altan Öğmen'i de, Sayın Hikmet Çetin'i de, Bülent Ecevit'in sigarasını da, çay bardağını da, İsmet Paşa'nın dürbününü de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partinin genel başkanı olarak Osmanlıca kaleme aldırdığı ve bugün Greco kriterlerini aşan grup iç nizamnamesini de, partinin ilk nizamnamesini de hep birlikte göreceksiniz. Tarihin kritik kavşaklarında 1972'de 3 fidanın idamındaki gözyaşlarını, 1960 darbesinden sonra İsmet Paşa'nın idamlara mani olmak için gösterdiği insanüstü gayreti, bu partinin o günden bugüne 12 genel başkanıyla asla ve asla ne darbeye meylettiğini, ne darbeciye yol verdiğini, ne demokrasiden özün verdiğini, ne kurşun sıkılacak deyince otobüsün üstüne çıkmaktan kaçtığını, aksine otobüsün üstüne çıktığını, suikastleri atlattığını ama yılmadığını, hiçbir genel başkanın bir santim eğilmediğini, bir adım geri atmadığını, bir kelime eksik konuşmadığını göreceksiniz. Bir rozetten, bir kumaş rozete kadar, bir nizamnameden atılmış bir imzaya, dağıtılmış bir promosyon kibrite kadar bunları buraya ulaştıran bütün partilerimize çok teşekkür ediyorum. Partimizde gurur duyuyoruz, gurur duymaya devam edeceğiz.